Merhaba siz sevgili yarışsever mensubu dostlar arkadaşlarım. Bugün 4 Aralık 2020 Cuma İstanbul yarışlarına ait olan kısa, kısa 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 yorumlarıma başlamadan önce İstanbul'da havanın açık ve güneşli olduğu bilgisini verdikten sonra birkaç konu hakkında değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bugün kısa kısa'yı biraz geç çektik. Sebebine gelince sabahleyin biliyorsunuz saat 3.30 gibi Adana hipotromundaydım. Galopları spritleri çektim. Ee, önemli bir, yani şeyleri e, paylaştım sosyal medyada galopları, splitlerinin bazılarını. Zaten siz de muhtemelen orada görmüşsünüzdür. Onun için yani biraz geç çektim. Bu sıra bakmayın. Çünkü bir de, bir de söz verdik. Dedik kısa kısa yapacak dedik. Ee, biraz geç geldi ama daha da yarışların başlamasına zaten 5 saat var. 5 saatin içinde de zaten bakarsınız oynarsınız. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ben Adana'dayım. Ee, İstanbul, Adana'da e, zaten Adana'da gözümüzün önünde her şey. Orada bir sıkıntı yok. Bunun haricinde İstanbul, İzmir, Ankara bitti zaten. Bursa. Özellikle İstanbul'da ekip arkadaşlarım e, Tanitlerin antrenörü, baş antrenörü Tamer Turan. E, yine Özbelgelerin seyis seyisbaşı İsmail. E, ve aynı zamanda kurnaz takımından Çapraz İsmail. Bunlar benim ekip arkadaşlarım. İstanbul'daki ekip arkadaşlarım. Onlar bana atlarla ilgili, atların son durumlarıyla ilgili, gördükleri atlarla ilgili, kendi ilgilendikleri atlarla ilgili yardımcı oluyorlar. Onlara da buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bursa'da kondisyoner arkadaşlarım, arkadaşım var. Ona da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Diğer illerde de İzmir'de özellikle menajer arkadaşım Osman'dan bilgi alıyorum. Osman'ın aynı zamanda kendi atı var. Ona da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Yani her yerde bizi seven sağ olsun. Çünkü biz burada Adana'dayız. İnsanları yanıltmaya e, kandırmaya kimsenin şeyi yok. E, gereği yok. Yani ben bu atı gördüm, mördüm, bilmem ne falan. Bu işler hep dümen işleri. Onlar iyi bir işler değildir. Anlatabiliyor muyum? E, biz burada atta görüyoruz. O gözümüzün önünde. Zaten siz de görüyorsunuz zaten sosyal medyada. Ya hoş sosyal medyada zaten abi adam çektiğim videoya bile foto fotomontaj diyor abi. Böyle bir namussuzlar var abi yani. Öyle bir namussuzlar da var yani. Çektiğim videoya bile adam fotomontaj diyor. <laughs> Şimdi bakın arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu işin bileni yoktur. Bu işin emekçisi vardır. Bu işin yorumcusu vardır. Ben emekçi yorumcu tarafındayım. Ben sabah üç buçukta sahaya gidiyorum. Galop çekiyorum, sprint çekiyorum. Ara sıra paylaşıyorum. Ara sıra haftada bir sizlerle kısa kısa tahmin yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? zaman zaman paylaşıyorum. Anlatabiliyor Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben kendi grubumda başarılıyım. Ben kendi grubumda çok başarılı olduğumu düşünüyorum zaten grubumda başarılı olmasam insanlar benim grubuma niye gelsin abi? Salak mı abi insanlar? Geri zekalı mı? Niye gelsinler abi? Adam benim grubumda kalop var, split var, makine provası var, videolu tahminler var, her son dakika ağır bilgileri var. Her şey var abi grubun içinde. Anlatabilir miyim? Adam gel yani gelen de baş tacı, gelmeyen de baş tacı. Ya sosyal medyada salak salak yorumlar yapıyorlar. Bilmem ne zaten onları engelliyorum direkt de. Yani gerek yok abi yani böyle şeylere. Anlatabilir miyim? Yani şimdi abi şimdi siz at yarışı oynayan bir adam altyapısında veri bir tabanda biraz attan anlayan bir şey varsa zaten kimseye ihtiyacı yok. Hiç kimseye ihtiyacı yok. Anlatabiliyor muyum? Açar yarışları TJK'nın web sitesinden seyreder. Kim bekliyor, kim kaçıyor, kimin derecesi, kim iyi at, kim kötü at görür. Yani bunu herkes görür. Anlatabiliyor muyum? Zaten bunu herkes görseydi eğer. Bunun haricinde yani ki görüyor herkes. Eğer ki son dakika atın sağlık durumuyla ilgili bilgi olmasa altınlar niye versin abi 100 milyar, 150 milyar, 70 milyar zaman zaman, 200 milyar, 500 milyar Türkiye'de bir kişi zaman zaman niye veriyor abi? O zaman herkes altılıyı yakalar abi. Herkes ya bakar internete oradan yapar oyununu yakalar. O zaman da altılı her gün 30 lira, 50 lira, 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lira verir. Anlatabiliyor muyum? Onun için yani bu sosyal... <laughs> Ya yemin ediyorum gülüyorum ya bunlara ya. Ya arkadaşlar bu sosyal medyada bir şey de var. Ya at burada kalıp yapıyor. Biz atı görüyoruz. Tamam beğeniyoruz. Ya adam sosyal medyada bir yorum yapıyor. Allah bellen ki sahada oturmuş atın kalabını görmüş. Allah Allah tutmuş eline kronometreyi at. Diyor ki ne kalabında diyor çok beğendiğim 1200'ü bilmem ne yaptı. Şu 1000'ini 3 yaptı yok bilmem ne at. Ya bunlar yalan yalan bunlara inanmayın. Bunların hepsi sahtekar dolandırıcı üçkağıtçı ya bunlar ya. Ya bir de ben kendi grup şeyimde sosyal medyada kendim yakaladığım altınlarımı paylaşıyorum. Şerefsiz namussuzun bir tanesi benim kuponlarımı alıyor. Kendi yakalamış gibi bir de diyor ki ben yakaladım diyor. Benim, ben... <laughs> ya şaka gibi bir de ben, 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 yakalattırdım diyor şöyle diyor böyle diyor. Sahtekar üçkağıtçı deyus. Bir de ben, benden kuponu çalıyor. Sosyal medyada gidiyor başka bir yerlerde işte üstüne de kendi adını yazıyor. Cep telefon numarasını yazıyor. Diyor ki de ben yakalattırdım işte şöyle yakalattırdım böyle. Ya bu bu deyus tele... <laughs> yazı yazdım dedim ki ne arasan alan dedim. <laughs> Beni engelledi. Ya bunlar hepsi bu sosyal medyadaki sahtekarlara inanmayınız. Bakın arkadaşlar zeki adam kimin nerede ne yaptığını çok net görür. Çok net bilir. Anlatabiliyor muyum? Yani bir insanı bir kez kandırırsın. iki kez kandıramazsın. İnsanlar yemez abi bu dolmayı. Anlatabiliyor muyum? Bir insanın ne olduğunu ne olmadığını görmek için kim bu adam? Mehmet Likar. Gir YouTube abi. Girdin. Abi bu adam ne yapmış? Allah Allah. Bir milyon tane kalıp atmış. Twitter'a gir. Mehmet Diker ne yapmış? En az 5 milyon tane kalop var orada. Bu adam gir ondan sonra Face'e gir bak. Bu adam ne yapmış orada görün. Instagram'a bak orada görün. Nereye gidersen gir benle ilgili her türlü detayı bilgiyi görün. Zaten telefon numaram da orada yazıyor benim. Ben ulaşılmayacak bir adam değilim ki. Telefon numaram açık her şeyim açık. Adım belli soyadım belli. <laughs> TCK'ya gir. TCK'nın web sitesini benim adımı soyadımı yaz. Antrenör olduğum orada çıkar. Adımı soyadımı yaz. At sahibi olduğum orada çıkar. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani bunlar bir gerçek. Ben söylemiyorum. Açacaksın gireceksin bakacaksın. Mehmet Diker diyeceksin. Tıp diye ben çıkacağım karşına. Ama bu sahtekarlara inanmayınız. Dolandırıcılara inanmayınız. Bunlar insanları kandırıyorlar. Siz bu külfete, bu üç kağıda gelmeyiniz. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bu da çok önemli bir konuydu. Bunu da sizlerle paylaşmış oldum. Deyip şimdi İstanbul için şöyle kısa kısa biraz yorum yapayım sizlere. Dördüncü koşu 16 handikap. 4 yukarı arabatları 2000 metre kum. Arkadaşlar burada 7 numaralı Lazoğlu'mu yazın. Tuttuğunuz atları mutlaka ekleyin. 5. koşu 16 handikap 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum. Arkadaşlar burada 8 numaralı Gibo'nu yazın. Ne yazarsanız yazın. 6. koşu 24 handikap 3 yukarı İngilizler 2000 metre kum. 4 numara Krasov yazın. Ne yazarsanız yazın. 7. koşu kısa vade 7 3 yaşlı Arap tayları 1300 metre kum. 6 numara Tanlı Kız yazın. Bir de Superb yazın. 2 at söylemiş olayım buraya. İkisini de yazın. Tuttuğunuz atlar ekleyin. 8. koşu kısa 6 altı. İki yaşlı İngilizler 1300 metre kum. Günün en zor yarışı. Bana göre günün müsait sürprize müsait olan bir yarışı. Çok enteresan bir yarış. Bu bir numara starttan çıkarsa bunları sırtına alır gelir haberiniz olsun. Ama bu starttan çıkar mı çıkmaz mı papatya falı gibi. Onun için mecbur bir numara yazar mısınız yazmaz mısınız bilmiyorum. Ama bir numara iyi attır. Burada ama 5 numara Rotterdam'ı mutlaka yazın. Ne yazarsanız yazın. 1 bir numara biraz eke attır. Rotterdam eke değil. Bir yarış gördü, kazandı ama kaliteli kumaşa benziyor. Ee, sahibi de zaten arkadaşımız olur Rotterdam'ın. Mehmet Bey'in atı, İlker Bey'in atı. Rotterdam'ı mutlaka yazın. Ne yazarsanız yazın. bir numara Balof Lavstadt'tan çıkarsa gelebilir. Lafım sözüm yok ama görünen zor yarış. Haberiniz olsun bu yarış. Son koşu Meydan 3 yaşlı Arap tayları 1400 metre kum. 10 numara Turap Bey yazın. Ne yazarsanız yazın diyorum ve Sizlere Adana'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Siz sevgili yarışsever mensubu dostlar arkadaşlarım. Hepinize bol şanslar.